Motorcu muhabbetinden merhaba. Bugün yine İstanbul'un Picasso'sundan sesleniyorum. Trafik. Evet, trafik. Evet. Trafik. Motorcu arkadaşlara söyleyecek iki çift sözüm var. Birincisi, yeşilde geçmeyin. İkincisi, kırmızıda durmayın. Hadi bakalım. Herhalde yarın gazete manşetlerinde okursunuz. Motorcu muhabbetinden oha dedirtecek sözler. Evet, oha dedirtecek sözler. Yeşilde geçmeyin, kırmızıda durmayın dedim yani. Çok büyük bir şey demedim. Şimdi bunun için bir açıklama borçluyum tabii ki size. Açıklamasını hemen şimdi yapıyorum. Şurada üstüme kimse kırmadan kaçayım. Şimdi yeşilde geçmeyin diyorum, neden? Çünkü yeşilde aslında niye bunu anlattığımı size söyleyeyim. Bu hafta, bir hafta içinde en azından, bu hafta değil, bu hafta pazartesi çünkü şu anda, bu hafta sayılmaz. Perşembe günü ya da cuma günü gün bir arkadaş güzel bir kaza yaptı. Bu kazayı da yeşille geçtiği için yaptı. Kaza nasıl oldu? Yeşil yanmış böyle birkaç saniye, hatta 3-4 saniye bayağı oldu diyor. Arabalar hareket etmeye başlamış diyor. Ben de arkadan geliyor vaziyetteydim diyor. Herhangi bir arabanın arasında falan da demiş. Gayet en sol şeritteymiş. Sağ şeritteki arabalar yürürken bu da soldan geçmeye karar vermiş ve geçmeyi denemiş. Ama önüne sucu atlamış. Böyle en sağdan geri koşuyormuş. Sol tarafta böyle çimler varmış. Orada oturuyorlarmış herhalde sucular. Koşarken de son anda fark etmiş sucuyu. İşte vurmayayım diye kırarım derken gidonu takmış adama. Tabii gidonu taktıktan sonra da gidon bir tarafa yattığında biliyorsunuz güzel bir kontra veriyor. Yani şu kadar küçük bir oynamayla bile ne kadar oynuyorsa adama gidonu taktığınızda düşünün artık nasıl bir kontra verdiği. Tabii arkadaş da uçmuş yerinden. Motorun üstüne oturmuş, alkışlamaya başlamış arkadaş. Demiş ki helal olsun ya. Bunu da beklemezdik yani. Piyango gibi çıktın demiş. Yani böyle olaylar başınıza gelebilir. O yüzden yeşilde hemen geçmeyin. Yeşilde geçmeden önce bir kontrol edin yolu. Yani eğer motorcuysanız sizin için ışık olmaması lazım. Yol uygunsa geçeceksiniz. Yeşil orada size kırmızı olduğunda geçmemenizi sağlayan bir çizgi olacak. Ama yeşil olması geçmeniz gerektiği anlamına gelmiyor. En azından motorcular için. Çünkü herhangi bir tehlike %100 demeyeyim de %50 şansınız var gerçekçi olmak gerekirse. Hani arabalardan önce çıkış yapabiliyorsunuz sonuç olarak. Arabalar daha böyle vites takacak, ayarlayacak falan filan derken siz çoktan yola çıkmış olabiliyorsunuz. Şu devrilmez, sağından geçmeyeyim o yüzden. O yüzden yeşil yandığında direkt geçmeniz hiçbir şekilde mantıklı bir fikir olarak gelmiyor. Çünkü dört yol ağızlarında özellikle çok görülen bir kaza tipi. Yeşilde hemen geçtiğiniz için yandaki araç kırmızı yandı ama son saniye hadi, özellikle taksiler falan çok zorlar onu. Böyle hadi son saniye, hadi son saniye diye kırmızıda geçerler. Nasıl olsa diğerleri daha kalkacak da işte yatak görgen toplayacak, vitese takacak falan diye hiç motorcuları düşünmezler. Motorcu gaza bastı mı motor ilerliyor biliyorsunuz. Çoğu zaman da birinci viteste durduğunuzda sıkıntı olmuyor. Bu ikinci sebebi. Birinci sebebi yola atlayan insanlar, aralardan koşmak isteyen çok insan var. Yani böyle yeşilde durmuş araçların bir sıra arkasından böyle ulan ışığa yetişemeyeceğiz, şu aradan kaçar mıyız falan diye aradan böyle fıt 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 adam fırlar. Son böyle yeşile 2-3 saniye kala böyle özellikle hızlı koşmaya başlarlar. Hiç fark etmezsiniz. Aradan patlarsınız adama. Adama da yazık olur, size de yazık olur, motora da yazık olur. Yavaş hızla patladığınız için en çok hasarı tabii adam alıyor. Göbekten girersiniz böyle, kaburgadan ikiye ayırırsınız. Üzülürsünüz ondan sonra. Şimdi kırmızıda durmayın dedim. Niye? Onun da açıklaması. O da gelecek, o da gelecek. Yeşil alana kırmızıyı da bedava veriyoruz. Şimdi kırmızıda özellikle en öndeyseniz yani hiçbir şey yok. Arabalar sizi saymıyor. En önde durduysanız üstünüzde durmaya falan çalışıyor yani. En önde motor mu olur yahu falan diye geliyorlar üstünüze. O yüzden her zaman eğer en öndeyseniz her zaman ve her zaman kesinlikle aynanızı kontrol ederek durun. Önünüzü boş verin. Kırmızı yanıyor. Artık önüne bakma. Zaten o çizgide duracaksın. Önünde başka bir şey olmadığına emin olduktan sonra tabii. Başka bakmanız gereken bir şey yok.
Ama kırmızıda dururken kesinlikle ve kesinlikle kafanız şu şekilde olacak ya. Böyle aşağıda hiç yukarı bakacak bir şey aramayın. Çünkü tehlike her zaman arkadan geliyor ve çatır çatır geliyor. Yani öyle yavaş yavaş gelen bir şey de değil. Telefonunla oynayan geliyor. Karıya kıza bakan geliyor. Kavga eden geliyor. Kafası meşgul olan geliyor. Herkes geliyor. Kırmızıda durduğunuz zaman arkadan üstünüze çıkmak için, böyle puan toplamak için bir sürü adam geliyor. O yüzden buna dikkat edeceksiniz. Edin. Rica ediyorum, edeceksiniz. Biraz sert konuştum ama. Edin ya. Güzel olur. Onun dışında neye dikkat edin? Tekrar böyle hızlı kırmızı duruşlarında falan. Önde bir araba durdu mesela ön sırada. Siz ikinci sıradasınız, üçüncü sıradasınız vesaire. Yani yeni durmaya başladıysa sıra, arabanın böyle şu anda bulduğum pozisyon var ya, tam ortası. Burada durmayın. Duracaksanız şu çizgide falan durun. Yani herhangi bir sıkıntı olduğu zaman arkadan veya önden ya da herhangi bir yerden kaçacak bir aranız olsun. Özellikle öyle patates oluyor bütün motorcular. Arada kalıyor. Arkadaki arabayla öndeki arabayı ortaladığı için de arkadaki buna vurduğu zaman güzel bir sandviç alıyorlar. Haberlerde okuyoruz ondan sonra. Motor yine hızdan can aldı diye. Adam arkadan geliyor, gömüyor. Hatalı kim? Tabii ki biziz. İşte piyasa böyle. Motoru kötülüyorlar. Atom bombası atılsa motorlar hatta olacak. Bakalım hayırlısı ya. Konudan uzaklaşmayalım çok fazla. Kırmızıda durmayın dedik. Aralarda durun dedik. Başka ne diyebiliriz bakalım? Vay, güzel yapmış lan. Yenisi mi bu? Mavi mavi jantlı. Bak güzel gözüküyor. Kesinlikle güzel gözüküyor. Eğer bana mesaj atmış bir arkadaş varsa, R125 ile ilgili Yamaha. Mavisi güzelmiş. Mavisi hoş. Çok da küçük bir motor değil gördüğünüz üzere. Üstündeki adam 1.70 falan var. Çok da minicik gözükmüyor. Önden de bayağı güzel gözüküyor. Hoş bir motor. Başlangıç olarak seçilebilir yani. Üstüne binip bir test yapmak isterim tabii ki. Buradan da sesleneyim motorcu muhabbetine. 10 dakikalığına bir R125 ödünç verebilecek arkadaş varsa bir mesaj atsın yahu. Bir görüşelim yahu. Yeşil, kırmızı, sarı. Sarıda zaten geçmeyin. O direkt ölüm tuzağı. O direkt Lost Island. Direkt şey, testere 2. Başka diyecek bir şey yok sarıyla ilgili. Başka kırmızıyla ilgili ne söyleyebilirim? Vurmayın dedik, geçmeyin dedik aslında. Başka bir şey de söyleyemem. Ya bunu kısa bir video olarak yapacaktım, böyle ara video ama biraz uzun konuştum galiba. Araya başka konular da girdi. Ne söyleyeceğimi bilmiyordum aslında başlangıçta, o yüzden bu kadar uzun sürdü. Yani ne söyleyeceğimi bir kafamda toparlasaydım daha hızlı hızlı kısa kısa anlatırdık. Ay, uykum da var, iyi mi ya? Sabahın 8'inde ne işim var benim yolda? Çıkıyor işte, yapacak bir şey yok. Hep Amerikan işi bunlar. Evet, motorcu muhabbetinden bugünlük de bu kadar diyelim. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Unutmadan beğenin, paylaşın, abone olun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Koyarım ekranı şu anda böyle. Buraya koydum mu? Tam şuraya. Şöyle. Bu örnek bir bok. Kamera köprüde düşerse hiç hoş olmaz. Fazla sallanıyor ama. Yani düşmez ya. Vallahi. İyi bir şey. Modu da geçtik mi?